Sevdiniz mi Çok şarkıları? güzel, muhteşem. Teşekkür ederiz. Vallahi sizin yaptığınız o muhteşem sporu da bize anlatmanızı rica edeceğim. Tuğçe Hocam, çok böyle hani modaymış gibi şu anda herkes, kime sorsanız elinde sırtında matı var, işte ben yoga yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Herkes kulaktan dolma da olabilir. Biz anlatalım, ne olduğunu öğrensinler derken, yoga nedir? Yoganın faydaları nelerdir? Söyleyin bize. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, yogadan bahsederken burada orijinal yoga sisteminden bahsediyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Tamam. Orijinal yoga sistemi bir kişisel gelişim sistemidir. Evet. 8 basamaktan oluşur. Ve bu 8 basamakta binlerce çeşit teknik mevcuttur. Bu teknikleri uygulayarak, uygulayan kişi hem ruhsal, duygusal, fiziksel ve bedensel olarak müthiş bir gelişim gösterir. Nefes teknikleri uyguluyoruz. Nefes teknikleri yogada strese karşı birebir gelen tekniklerdir. Stresin nefesle ilişiği çok fazladır. Nefes teknikleriyle beraber stresi azaltıyoruz. Ve bedensel uyguladığımız asana dediğimiz duruşlar var yogada. Bu duruşlarla beraber de bedende biriken stres aslında bedenimizde belli kaslarda gerginliğe sebep oluyor. Evet. Biz kasları esneterek bu gerginliği de bedenden atmaya Atıyoruz. çalışıyoruz. Evet. Bunlar uygulanarak bedensel sağlığa kavuşuluyor yogada. Bu en önemlisi. Çünkü yogayı düzenli uyguladığımız zaman ilk önce kişi mevcut rahatsızlığından kurtuluyor hastalığından. Ve bir süre sonra hastalığın ne olduğunu unutuyor. Ne güzel. Evet, çünkü düzenli uygulanan yöntemler ve sistemler orijinal yoga sisteminde tamamıyla sağlığa yöneliktir. Nefesler, duruşlar ve zihinsel olarak da zihni bedene indirdiğimiz zaman zihin tek odaklı hale geliyor ve bizi aslında strese sokan düşünceler, o stresi sokan günlük yaşam bir nebze olsun bizi dışarıda bırakıyor zihinsel olarak ve biz kendi bedenimize, kendi içsel yolculuğumuza dönmüş oluyoruz. Ne Bu güzel. olduğu zaman da zihinsel olarak rahatlama yaşanıyor tabii ki. Psikolojik olarak rahatlama yaşanıyor, zihinsel olarak rahatlama yaşanıyor. Bedensel de rahatlık var. Dolayısıyla eski sağlığımıza kavuşmuş oluyoruz. Bu tekniklerle tüm iç organlarımız bol oksijen alımı sayesinde, özellikle nefesler çok önemli. Bol oksijen alımı sayesinde iç organların fonksiyonları düzenli çalışmaya başlıyor. İnsülin salgısı düzenleniyor bedende ve şu an günümüzde kronik olan tüm rahatsızlıklar yavaş yavaş düzenli uygulamayla, özellikle bunu altını çizerek Değil mi? söylüyorum, düzenli uygulamayla, Çok önemli. evet Bugün çok yaptım önemli. hemen iyileştim. Yok öyle bir şey. Yok, evet, düzenli uygulamayla bunların hepsi mümkün. Yani yaş aralığı da yok ama, değil mi? Yani bunu herkes yapabiliyor. Tabii bizim orijinal yoga sisteminde şöyle bir sloganımız var. Sıfırdan yüze kadar herkes diyoruz. Oh ne güzel. Şimdi sıfırdan nasıl oluyor? Bunu soruyor insanlar tabii. Tabii. Sıfırdan şöyle oluyor. Bizim hamileler için yoga derslerimiz var. Şimdi anne karnındayken bebek yoga yapmaya başlıyor. Çok güzel. İyi, evet, anladım. Sonrasında doğuyor. Çocuklar için yoga var. Evet. Çocuklar için yoga yapmaya başlıyor. Bu çocuklar için çok önemli çünkü çocuğun yaşamı düzenli bir hale geliyor. Ve zihinsel kontrol et, zihin tek odaklı hale geldiği için konsantrasyon artıyor. Tabii. Çocukların sınavlarında vesaire günlük yaşamlarında daha sakin ve dingin olmalarını sağlıyor. İlerisi için de 60 yaş üstü yoga teknikleri var. 60 yaş üstü de daha ileri seviyeye gelmiş yaşı olan insanlar için uygun. Yani sıfırdan yüze kadar herkes Yapabiliriz. yoga yapabilir diyoruz. Evet. Tıpkı bizim müziğimizi yaparken yaş aralığı olmaması gibi. Çok güzel. Bravo. Teşekkür ederiz. Tabii bütün eminim ki herkes merakla, ya böyle oturarak nasıl şarkı söylüyor Zeynep, nasıl oluyor diye merak ediyorlardır diye düşünüyorum. Hani etseler de etmeseler de ediyorlardır diye düşünüyorum. Tuğçe hocamın bu konuda bana çok faydası olmuştur. Bundan haberdar olmanızı istiyorum. Çok güzel nefes teknikleri var. Tuğçe hocam, rica etsem izleyicilerimize de nefes tekniklerini gösterebilir misiniz? Tabii, gösterelim. Buyurun lütfen. Diyaframımızı nasıl kullanıyoruz? Otururken ben hele böyle nasıl bu kadar rahat şarkı söyleyebiliyorum? Fark edilecek. Hadi bakalım, gizli Tabii. sırlarımızı verelim. Öncelikle rahat bir duruştayız. Ayaklarımız 50 santim aralık paralel.
El parmakları bitişik, elleri göbek deliğinin yanına yerleştiriyoruz, sırtımız dik. Nefes alıyoruz, karın şişiyor. Nefes verirken karnı içeri çekiyoruz. Zihnimizi karın hareketi üzerine yoğunlaştırıp ellerle karın hareketinin farkına varıyoruz. Nefes alıyoruz, karın şişiyor, diyafram iniyor. Nefes verirken karnı içeri çekiyoruz, diyafram yükseliyor. Diyaframın hareketi kalbe masaj etkisi yapıyor. Kalbin yükünü hafifletiyor. Bu nefes tekniğini 5 dakika kadar uyguluyoruz. Sonrasında göğüs nefesi geçeceğiz. Eller göğsü tam kavruyor, parmaklar bitişik, dirsekler yere paralel, sırtımız dik. Nefes alıyoruz, göğüs kafesi öne, yana, arkaya doğru iyice genişliyor. Nefes verirken yavaşça sönüyor. Gözleri kapatıp zihnimizi göğüs kafesi hareketi üzerine yoğunlaştırıyoruz. Nefesler yavaş, derin. Nefes alırken göğüs kafesi iyice genişliyor. Kaburgaları esnetiyoruz. Kaburgalar arası kaslar güçleniyor. Beş dakika kadar göğüs nefesi uyguluyoruz. Sonrasında omuz nefesine geçiyoruz. Parmak uçları omuz başında. Dirsekler gövdeye yapışık, sırtımız dik. Nefes alıyoruz, omuzlar yükseliyor. Ellerin dış yüzü kulaklara dokunsun. Nefes verirken yavaşça omuzlar iniyor, dirsekler gövdeye dokunuyor. Nefeslerle devam ediyoruz. Gözleri kapatıp zihnimizi omuz hareketi üzerine yoğunlaştırıyoruz. Nefesler yavaş, derin. Bu teknik sayesinde akciğerlerin üst kısmını çalıştırıyoruz. Akciğerlerin üst kısmında birikmiş kirli hava dışarı atılıyor. Yozlaşmış alveoller canlanıyor. Beş dakika kadar bu tekniği uyguladıktan sonra tam yoga nefesine geçiyoruz. Kollar serbest. Yaptığımız üç tekniğin bir arada olan hali. Nefes alıyoruz, önce karın şişiyor, sonra göğüs kafesi genişliyor, sonra omuzlar iyice kulaklara yaklaşıyor. Nefes verirken önce karnı içeri çekiyoruz, sonra göğüs ve omuzlar iniyor. Nefeslerle devam ediyoruz. Gözleri kapatıp zihnimizi tüm akciğerler üzerine yoğunlaştırıyoruz. Bölüm bölüm acele etmeden nefesi tam doldurup tam boşaltalım. Bu teknik sayesinde akciğerleri tam kapasite çalıştırıyoruz. Beynin genelde uyuşuk olan üst korteks aktifleşiyor. Tüm iç organlar bol oksijen alımı sayesinde canlanıyor. Fonksiyonları düzene giriyor. 5 dakika kadar nefes tekniğini uyguluyoruz ve bitiriyoruz. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim Tuz Ben Hocam. Teşekkür ederim. Ben çok faydasını gördüm. O yüzden herkes de bilsin, öğrensin istedim. İlk önce ben sizinle tanışmadan evvel birkaç yoga denemesinde bulunmuştum. Daha evvel sizinle konuştuk ama sohbetimize renk katsın diye anlatmak istiyorum. Hep meditasyon tarafında kalmıştım. İşte böyle falan, ay dedim, çok 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 sıkılıyorum böyle, dur falan. Halbuki bedenimin hareket etmesini istiyordum. Sizinle birlikte spor yaparken de buna sahip oldum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Peki, ederim. Peki Tuğçe Hocam, Marmaris'te yoga yapma fikri nasıl gelişti? Ne sebebiyet verdi size, bu eksikliği fark ettiniz? Bir hikayesini anlatır mısınız lütfen? Tabii, şöyle oldu. Biz 2,5 yıl oldu Marmaris'e taşınalı İstanbul'dan, ama ben çok küçüklüğümden beri Marmaris'e yaz tatili için gelirdik ve bir 2-3 ay kadar kalırdık.
Marmaris'i oldum olası çok seviyorum. Yani biz Marmaris'ten o yokuştan inerken o Marmaris'in görüntüsü, o ağaçların yola gölgesini vurması falan benim için çok farklı bir keyifti. Tabii ki. Marmaris'i çok seviyordum ve burada yaşamak istiyordum. Gerçekleşti. Ne güzel. Orijinal yoga sistemi sayesinde isteklerimiz de gerçekleşiyor bu arada. Çin pozitif değil mi? Evet, pozitif düşünüp pozitif yaşadıkça her şey pozitif olarak Evet. ilerliyor. Sonra buraya yerleştik ve burada ben İstanbul'dayken düzenli uygulayabiliyordum orijinal yoga sistemi ama burada orijinal yoga sistemi uygulayamadım. Çünkü uygulayabileceğim bir hoca bulamadım burada. Evet. Sonra dedim ki neden eğitim alıp da Marmaris'te böyle bir şeyi ben uygulamayayım? Evet, çok iyi Hiçbir şey olmuş. tesadüf değil. Evet, olması gerektiği gibi oluyor her şey. Tabii. Sonra eğitim almaya başladım. Göcek'te hocamdan eğitim aldım. Çok güzel. Sonra eğitmen oldum. Sonra burada derslere başladık ve aktif halde devam ediyoruz. Ne Çok güzel. güzel oldu. Marmaris'in insanın enerjisi gerçekten çok güzel. Marmaris çok güzel. Tabii. Enerjisi harika. Bir de orijinal yoga sistemiyle iyice yükseltiyoruz enerjiyi. 5 yıldız gidiyor bütün her Evet, şey. evet. Çok güzel. Gerçekten fevkalade bir yoldayız. Hiç Teşekkür ayrılmayalım. ederim. Ben teşekkür ederim. Tuğçe hocam. Yoga hangi ülkeden geldi? Hangi ülkelerde daha fazla yapılıyor? Şöyle aslında evet ben de ondan bahsetmek istiyordum. Demek onu algıladık birbirimizden. Evet, Evet, çünkü evet. bir geleneksel bir durum var ya orada. O Şimdi yüzden aslında merak şöyle ettim. evet yanlış bilinen bazı durumlar var. Yoga maalesef Hinduizm ve Budizmle karıştırılıyor bazen. Evet. Aslında çok daha eskiye dayanıyor Hemen yoga araya gireceğim uygulamaları. bir şey sormak için. Yoga bir din değil, bu bir spor ve meditasyon. Uygulamadır, evet. Onu orada ayırmak Tabii, lazım. evet. Evet. Yoga, Karışıyor çünkü her şey. evet, yoga asla din değildir. Evet. Ve hiçbir dine ait de değildir aslında. Evet. Maalesef Hinduizm de çok karıştırılıyor. Yani Hinduizm'e aitmiş gibi ya da Altına alıyor. Budizm'e aitmiş gibi görülüyor ama bu doğru değil. Çünkü Hinduizm ve Budizm'den çok daha önce yoga teknikleri uygulanıyordu. Bunu da zaten çeşitli kültürlerde baktığımız zaman görebiliyoruz bazı esintilerini. O yüzden hiçbir din, dil, ırk gözetmeksizin herkese hitap eder yoga. Maalesef yani bu karıştırılma günümüzde de çok yaygın. Yoga sisteminde bir ayinler düzenlenmez ya da bir tanrıya tapınma yoktur. Sadece bir uygulamadır. Başta söylediğimiz gibi kişisel gelişim sistemidir. Müthiş tekniklerdir. Gerçekten uyguladıkça tekamül sürecini hızlandırır ve birey tekamül edebilir. Ruh ve beden bütünlüğünü sağlayabilir. Zaten Sanskritçe anlamı bütünleşme demektir yoganın. Anlamlarından bir tanesi de odur. Hem ruhun bedenle ve zihinle bütünleşmesi, hem insanın doğayla bütünleşmesi. Bu şekilde yani dediğim gibi karıştırılıyor Evet. maalesef. Ya bir anda bana da sizin vahiy gibi geldi. Bunu sorayım diye. Aslında bunu yaparken dünya ile bütünlük içerisinde yaşamaya devam Evet. ediyorsunuz. Aslında bizim burada yaşarken bedenimizi ve ruhumuzu tertemiz tutmak, onu kirletmemek stresle, şunda bununla, yani doğru beslenme vesaire. Bunun içerisinde çünkü doğru beslenmenin yolları, bedeni çalıştırma yolları, ruhsal beslenme yolları var. Tabii. Dolayısıyla Şöyle oluyor. lütfen hocam. Beslenme zaten bizim eksik olduğumuz noktaları kapatmak için fazla aşırı beslenme bununla alakalı. Yani Evet. biraz tatminsizlikle de alakalı. Yogayı düzenli uyguladıkça tatmin duygusu da geliştiği için zaten Evet. çok fazla aşırı derecede yiyecek, yemek yemek isteğiniz olmuyor. O zayıflaması gereken, fazla kilolarından kurtulmak isteyen ve bedensel olarak fazla kilolarından kurtulması gereken insanlar fazla kilolarından kurtuluyor. Çünkü ruhsal tatmin sağlandığı için ekstra bunu dışarıdan almak için farklı şeyler, dünyevi farklı durumlar gerek duyulmuyor kişisel olarak. Kilo alması gereken varsa kilo alıyor. Bu tarzda faydaları da var Tabii. yani yoganın. Ruhsal doyunca buzdolabın kapısı açılmıyor. Evet, gerçekten öyle oluyor ama. Bana şey Tabii. diyorlar, ben derslerde unutuyorum. Mesela sabah dersim var, sabah derse gidiyorum. Öğlen de dersim var. Sonra bir bakıyorum saat 3, ben yemek yememişim. Evet. Diyorum ki yemek yemeliyim. Tabii. Ama o ruhsal doyuma ulaşınca tabii ki Tabii.
kahvaltıyı kaçırmamak gerekiyor. Yine de bedenin bir ihtiyacı var. O enerjiyi de vermek zorundayız. Tabii tabii. Doğru beslenmeliyiz. Evet. Doğru beslenmeliyiz. Aşırılığa kaçmadan yağlılar, şunlar bunlar. Peki hocam. Bu sadece Türkiye'de yapılan bir şey değil tabii. Dünyada bir sistem böyle yürüyor ve akıyor. Bu sistem yürürken onu kontrol eden bir federasyon olması gerektiğini düşünerek yoga federasyonu var mıdır hocam? Evet, Uluslararası Yoga Federasyonu var. Evet. Kurucusu da Sayın Akif Manaf'tır. Evet. Kuruluş amacı da dünyada yurt içinde ve yurt dışında herkesin başta dediğimiz gibi sıfırdan yüze kadar yaş gözetmeksizin, din, dil, ırk gözetmeksizin herkesin yoga yapmasıdır. Evet. O kadar güzel faydaları var ki burada bir kısmından bahsedebildik. Bu faydaların herkese yayılması ve insanların birlik bütünlük içerisinde daha özüne dönmüş, daha kendine dönük ve daha pozitif olması için bu yoga sistemini tüm dünyaya yaymak ve insanların bunu yapmasını sağlamak, evet, kendi sağlıkları, bedensel sağlıkları için ve ruhsal sağlıkları için. Yoga birçok çeşitte var. Hani karşılaşıyorum birçok yoga hocasıyla. Onlar da işte akış yogası, geçenlerde hocamla konuşuyordum. Bir sürü çeşit de aslında amaç hep aynı. Hı hı. İnsan bedenini, ruhunu iyileştirmek. Amaç hep aynı. Sadece yollar mı farklı? Nasıl böyle çeşitlilik adına ne diyor, ne diyebilirsiniz? Bu kadar çeşitli olması. Kaç tane var? Var mı? Yoksa hiç sayısı yok mu? Şöyle, bizim uyguladığımız dediğim gibi orijinal yoga sistemidir ve tektir. Evet. Diğer sistemler orijinal yoga sisteminden esinlenmiştir. Ama şöyle ki dediğim gibi, başta da bahsettiğimiz gibi, burada bahsettiğimiz yoga orijinal yoga sistemidir. Evet. Faydalar orijinal yoga sisteminin faydalarıdır. Dolayısıyla diğer sistemler orijinal yoga sisteminden türemiştir. Orijinal yoga sisteminin tarihi çok eskiye dayanmaktadır ama diğer türlere baktığınız zaman çok da eski olmadığını görürsünüz tarihçelerinde. Evet. Eyvallah, o zaman. Dolayısıyla bu şekilde. Bu şekilde orijinal yoga sisteminden vazgeçmeyelim ve yoga yapmak, aslında yoga yapmaktan vazgeçmeyelim. Hı hı. Bedenimizi ve ruh sağlığımızı mutlaka koruyalım. Çocuklar, aileler, gelecek, ülke, dünya, her şey insan sağlığıyla orantılı olarak gidiyor aslında. Hı hı. Bakarsanız ne kadar iyi, barış ve güzel, pozitif duygular içerisinde bir yaşarsak dünyamızı da o kadar güzelleştireceğimizi düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyor musunuz? Benimle aynı fikirde misiniz? Böyle yandaşsız, evet, olmaz bu işler. Yok herhalde. Çok etkisi büyük değil mi? Evet, olmaz olur mu? Hala devam ettiğine göre. Tuğcu Hocam, programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa tabii dinleyelim. Mesela, efendim. Bunu yapmak isteyen, öğrenmek isteyen ne yapmalı? Neye başvurmalıyız? Tuğçe Hocam'ın adresini veremiyoruz şimdi tabii ki. O zaman simasını görüp de yolda giderken asitiniz bilesin. Evet, evet. Ne kadar kötü. Niçin bir neyse adres olmasın? Ya burası küçük. Bir resmi bir adı yok mudur? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Tabii ki bizim buradaki amacımız yogayı anlatmak. Kişisel reklamlara çok fazla maalesef giremiyoruz ama Marmaris küçük bir yer. Dünya bir anda küçülebiliyor zaten. Herkes birbirini mutlaka bulur, buluşurlar. Sonra düşünüyorum. Buluruz. Aynen, evet öyle. Tuğçe Hocam, eklemek istediğiniz bir şey varsa. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Ne demek? Çok memnun olduk. Ben sizden faydalanıyorum. Herkes faydalansın istiyorum. Evet, görüyorsunuz. Evet. Efendim, programımızın sonuna geldik.